Bir takipçim Ramazan'da kilo verdiren 5 önerimle geçen yıl tam 22 kilo verdi. Sizler de bu 5 öneriye dikkat ederek bu Ramazan'da 5 ila 10 kilo arasında kilo verebilirsiniz. Yüzlerce kişi bunları dikkate alarak en rahat Ramazan orucunu tuttuklarını bildirdiler. 2016'dan beri aralıklı oruçta kilo verdirme ve sağlıklı yaşam üzerine binlerce kişiyle çalıştım. Aralıklı orucun popülaritesinin artması Ramazan orucuna olan ilgiyi de artırdı. Biz de Ramazan'dan hem ibadet hem de sağlık ve arınma ayı olarak faydalanalım istiyorum. Bazı kişiler Ramazan'da kilo alırken pek çok kişi Ramazan'da kilo veriyor. Fakat yapılan araştırmalar Ramazan'da verilen kiloların kısa bir süre sonra tekrardan geri alındığını gösteriyor. Ramazan'da kolayca kilo vermeyi ve verilen kiloları korumanın yöntemlerini anlatacağım. Birinci ve en önemli öneriyle başlayalım. Sahurda sadece su içmek. Biliyorsunuz ki geceleri yağ yakımı başlar ta ki ilk lokmayı yiyene kadar. Biz de sahurda herhangi bir şey yemeyelim ki vücut yağ yakarak 129 ATP üretmeye devam etsin. Peki sahura kalkıp sağlıklı gıdalar yesek bile ne olur? Yağ yakımı bozularak 38 ATP üretmeye başlarız. Peki sahura kalkıp ekmek, hamur işi, makarna yersek ne olur? Bu sefer yağ yakımı bozularak sadece 2 ATP üretmeye başlarız. Yani hiçbir şey yemezken 129 ATP üretiyorken sağlıksız gıdalar yediğimizde 2 ATP'ye düşeriz ve 65 kat enerjimiz düşer. Birçoğumuz aslında bunu gözlemleriz. Sahurda ekmek, hamur işi, makarna gibi sağlıksız karbonhidratları yediğimizde ertesi gün enerjimiz düşük olur ve çok çabuk acıkırız. İkinci öneri ise iftarda da ekmek, hamur işi ve makarnayı yememektir. Çünkü bu gıdalar yağlanmayı artıracağı için kilo verimini engelleyecektir. Üçüncü önerim ise ara öğün ve atıştırmalıklardan kaçın. İftarla sahur arasında meyve, kuru yemiş ya da tatlı gibi ara öğünler yağ yakımını bozacağından dolayı en ufak bir lokması dahi yenmemeli. Bu süreçte su, çay, kahve, bitki çayları ve maden suyu içilebilir. Dördüncü öneri ise iftarda ne yememiz gerektiği üzerine olacak. Bu konuda birkaç bilimsel araştırmadan bahsedeceğim. Orucunuzu hurma, zeytin ya da herhangi bir meyveyle açabilirsiniz. Çünkü yapılan araştırmalar yemeğe meyveyle başlandığı zaman o yemekte 200 kalori daha az tüketildiğini göstermiş. Başka bir araştırma ise yemekte çorba içildiği zaman 200 kalori daha az alındığını göstermiş. Yine yapılan başka bir araştırmada ise yemekte salata varsa 100 kalori daha az alınmış. O zaman bir meyveyle orucu açtıktan sonra çorbamızı içiyoruz ve yemeğimizde kesinlikle salata oluyor. Bunların olması bize 500 kalori daha az yedirecektir. Ayrıca ev yapımı bile olsa hoşaf ya da komposto gibi içecekler kesinlikle tüketilmemeli. Beşinci önerim ise sahurda yemek yenmemesini önermeme rağmen sahur yemeği yiyecekler için gelsin. Eğer sahurda yemek yiyecekseniz lütfen su işini yarım saat önce bitirin. Yemek esnasında su içmek şişkinlik ve hazımsızlığa yol açabilir. Fakat biz ne yapıyoruz? Alelacele yemeğimizi yiyoruz. Ezan okunmadan önce hemen 2-3 bardak suyumuzu içiyoruz. Son yudumu içerken ezanımız okunuyor. Sonra namazımızı kılıyoruz ve yatıyoruz. Yattığımız zaman midemiz o kadar doluyor ki ve karman karışık oluyor ki yediklerimiz resmen ağzımıza geliyor. Dolayısıyla yemekte su işine dikkat etmek gerekiyor. Peki sahur hiç mi yapmayacağız? Hayır, sahur yapabiliriz çünkü sahur en güzel anıların biriktiği zamanlardır. Dolayısıyla haftada bir ya da iki kez sahur yapılabilir. Aslında burada anlattıklarımızı pek çoğumuz istemeden de olsa tecrübe etmişizdir. Bazen sahuru kaçırdığımız zamanlar olur ve bu zamanlarda ertesi gün orucumuzu tutabiliriz ve şunu fark ederiz, enerjimiz daha da yükselmiştir. Neden böyle oluyor? Çünkü yağları yakarız ve gün içerisinde enerjimizi yağlardan sağlarız. Bu 5 öneriyi dikkate alarak tüp mide ameliyatı olmayı düşünen takipçim gibi 22 kilo veremezseniz bile 5 ya da 10 kilo kadar verebilirsiniz. 150-160 kilo olan kişilerde bir ayda bu kadar kilo verimi görülebilir. Ayrıca takipçim bu süreçte hiçbir şekilde baş ağrısı yaşamadığını söyledi. Geçen yıl Ramazan'dan önce yaptığım ankette orucun ilk günlerinde baş ağrısı yaşayıp yaşamadığını sordum takipçilerime ve %85'i ilk günlerde baş ağrısı yaşadığını söyledi. Biliyorsunuz ki magnezyum eksikliklerinde ciddi baş ağrıları görülebilir. Bu yüzden 4 ya da 5 etkili olan kombine magnezyum formlarını kullanmayı tavsiye ediyorum. Ya da doktorunuz neyi önerirse onu kullanabilirsiniz. Aynı zamanda bu videonun sponsoru olan ve benim formüze ettiğim Magnify isimli ürünü tavsiye ediyorum. İçeriğinde 5 farklı magnezyum formunun olmasının yanında bağırsaklardan eminimi artıran D vitamini ilave edilmiştir. Bunun yanında emilen magnezyumun hücre içerisine geçmesi için ise B6 vitamini ilave edilmiştir. Bir kutusu yaklaşık 3 ay kadar yeterli olmaktadır. 90 bilister kapsüldür ve
bir kapsül yaklaşık 200 mg elemental magnezyum içermektedir. İndirim kodu ve linki aşağıda bulabilirsiniz. Peki Ramazan'da kiloları verdik, bunu nasıl koruyacağız? Burada devreye Peygamber Efendimiz sünneti giriyor. Biliyorsunuz ki pazartesi ve perşembe Peygamber Efendimiz oruç tuttuğu günlerdir. Bunun dışında ay içerisinde dolunayın olduğu 3 gün Peygamber Efendimiz arka arkaya oruç tutarmış. Bu konuda çok ilginç bir belgesel bir araştırmadan bahsetmek istiyorum. Kanser araştırmacısı Walter Longo 5'e 2 diyeti yani haftada 2 gün oruç tutmayı ya da 30'a 3 diyeti yani ayın 3 günü arka arkaya oruç tutmayı tavsiye etmektedir. Biliyorsunuz onlar da bizdeki gibi dini oruç tutulmadığı için oruç tutulan günlerde çok çok kısıtlı miktarda kalori alımını tavsiye etmektedir. Hatta bu konuda BBC'nin Ye, Oruç Tut ve Uzun Yaşa adlı belgeseli bulunmaktadır. Bu belgeseli izlemenizi tavsiye ederim. Dolunay'da oruç tutmanın ise farklı bir hikmeti olduğunu düşünmekteyim. Amerika'da yapılan geniş çaplı bir araştırmada dolunay günlerinde karakollardaki suç oranlarının 2,5 katı kadar arttığı bilinmektedir. Muhtemelen Peygamber Efendimiz dolunay günlerinde daha sakin olmak için bu oruçları tutuyordu diye düşünmekteyim. Peygamber Efendimizin 1400 yıl önce bize emanet ettiği bu sünnetlerle yani haftada 2 gün oruç tutarak ya da ayda 3 gün arka arkaya oruç tutarak Ramazan'da verdiğimiz bu kiloları geri almamayı sağlayabiliriz. Yani orucu günlük rutinimize çok rahat bir şekilde sokabiliriz. Ben kendim elimden geldiğince bu oruçları tutmaya çalışıyorum ve sizlere de tavsiye ediyorum. Oruç çoğu din ve öğretide varken hiçbirinde bizimki kadar sistematik ve rutine uydurulabilecek şekilde değildir. Bazı kişiler sahura kalkmanın sünnet olmasıyla sahur da yemek yemeği birbirine karıştırarak sahurda kesinlikle yemek yenmesi gerektiğini savunuyorlar. Fakat bu konuda bir yudum suyla dahi olsa sahur yapınız hadisi bulunmaktadır. Bu kaynağı Türk Diyanet Vakfı'nın İslam Ansiklopedisi'nden ulaşabilirsiniz. Buraya kadar anlattığım 5 maddeyi tekrardan özetlemek istiyorum. 1. Sahurda sadece su içilecek. 2. İftarda ekmek, hamur işi ve makarna yenmeyecek. 3. Ara öğünü atıştırma olmayacak. 4. İftarda çorba, meyve ve salata olacak. 5. Eğer sahur yemeği yenecekse sahurda su içilmeyecek. Bu nedenle dikkat ederseniz Ramazan'da sağlıklı ve çok rahat bir şekilde kilo verebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle ve oruç tutanlarla paylaşmayı ve bize de dua etmeyi unutmayın. Eğer videodan en az bir bilgi öğrendiyseniz lütfen beni takip edin. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.